Bugün itibariyle artık İsrail'de ve dakikalar önce e, İsrail başbakanıyla Netanyahu ile bir araya geldi Cumhurbaşkanıyla da bir görüşmesi oldu hem Herzog'la hem de Netanyahu ile görüştü yapılan açıklama hani bu diplomatik hareketliliğe dair yapılan son açıklama o sebeple önemli Herzog'la görüşmesinde Sunak şunu söyledi İngiltere'nin İsrail'in yanında olduğunu dile getirdi ve ülkenin uluslararası hukuka uygun şekilde kendini savunma hakkına kesinlikle inandığını söyledi. Ucu açık bir kendini savunma hakkı tanınmış İsrail'e. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen resmi açıklamalarda hem yıllardır Uygulamalarda bunu görüyoruz. O kendini savunma hakkı beraberinde neler getiriyor gördük. Siviller hayatını kaybediyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Bu son saldırılarda da yapılan son resmi açıklamada e, Filistin tarafında 3500'ün üzerinde e, kişi hayatını kaybetti. En son açıklama 3478 Filistinli sivilin hayatını kaybettiği yönündeydi. E, Herzog'la da görüştü e, İngiltere Başbakanı fakat Netanyahu'nun yaptığı açıklamada önemliydi bu görüşmenin ardından. Çünkü Netanyahu şöyle söylüyor. Rishi Sunak'la görüşmesinin ardından Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının amacı İsrail'in bölgesel barış için attığı adımlara zarar vermektir diyor. Bölgesel barış için İsrail'in attığı adımlar nedir diye Birazdan soracağım. Konuğum Arif Keskin olacak. Bölgeyi çok yakından takip eden önemli bir isim. Özellikle İran'ın pozisyonunu konuşacağız kendimizde. Ve Gazze Savaşı'nın da uzun olacağını söyledi. Yine Netanyahu yaptığı bu son açıklamada. Bu arada kara harekatın başlayacağına dair iddialar İsrail medyasında yer aldı. Hareketlilik zaten bölgede devam etmekte. E, oradan e, her an kara harekatı başladığı haberi gelebilir diyor İsrail medyası. Ama bir taraftan da bildiğiniz gibi bu evet bir taraftan e, karada savaş var. Ama diğer taraftan da bir bilgi kirliliği bir bilgi savaşı var. E, belki de e, böyle e, duyuruldu onu da bilmiyoruz. Takip edip göreceğiz. Bugünün e, diğer sıcak gelişmesi e, Lavrov'dan gelen açıklama. Bildiğiniz gibi Rusya Dışişleri Bakanı kendisi. E, Türkiye'nin İsrail Filistin meselesinde garantörlük formülünü değerlendirmeye hazırız dedi. Mısır Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama bu önemli. Gazze'ye yönelik 20 kamyonluk insani yardım sevkiyatı için sınır kapısını açmayı kabul etti. Sadece yardım sevkiyatı için olduğunun da altını çizelim. İsrail 2007 yılında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Refah sınır kapısının kontrolü Mısır'da. Gazze'ye geçiş yapan her araç bu arada onun da altını çizelim. İsrail tarafından silah taşımadığından emin olunması için sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Sınır kapısının İsrail'in hava saldırılarının hedefi olduğunu açıklamıştı Mısır. Geçen hafta bu da önemli bir bilgi. Sınır kapısı kapalıydı. Mısır Hamas'la gergin ilişkileri var aslında. Bu geçişi zaten çok uzun zamandır çok sıkı şekilde kontrol ediyor. Mısır medyası geçişin 9 ve 10 Ekim'de İsrail'in düzenlediği hava saldırılarının ardından kapatıldığını belirtti ve saldırılar sonucunda hem Mısır hem de Filistin tarafında yaralananlar olduğunu söylemişti. Batılı devletler, yabancı pasaport sahiplerinin geçişinin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımın ulaş, ulaştırılabilmesi için de bir talep vardı. Ve en nihayetinde işte ekranlarınıza da yansıttık biz az önce 20 kamyonluk insani yardım e, sevkiyatı için sınır kapısı açılacak ama bununla ilgili Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamalar var. Hani 20 kamyon o burada yardıma ihtiyacı olan e, e, kime yetecek? Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Ay Federasyonu e, diyor ki Gazze'de 2 milyon insan var. Gazze'deki 2 milyonun 2 milyon insanın neredeyse hani aklınıza gelebilecek her şeye ihtiyacı var. Her şeye ihtiyacı var diyor Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Federasyonu ve dolayısıyla açıklamalarının devamında şu yorum var. Oldukça önemli. Bu 20 kamyon, bu 20 kamyonluk yardım e, okyanusta damla olabilir mi? Sorunun yanıtı net aslında ama bir taraftan da işte böyle bir e, bilmiyorum sembolik bir açıklama. Bir taraftan da zaten Mısır e, insani geçişe izin vermiyor, İnsanların geçmesine izin vermiyor, sadece tırların geçmesine e, izin veriyor. Bu da önemli. E, Mısır e, Hamas'ın Müslüman kardeşlerin bir kolu olarak kurulması yüzünden hani e, örgütle e, örgütten dolayı Müslüman kardeşlerin Mısır'daki yapılanması vesaire bir endişe var, temkinli yaklaşılıyor. Bunu da Söyleyelim. Şimdi günün diğer gelişmelerine baktığımız zaman İsrail Başbakanlık ofisinden gelen açıklama var. Bu Mısır'ın kapıyı açması sonucunda bildiğiniz gibi bir yardım gelecek. Hani 20 tır ne işe yarayacak onu bilmiyoruz da diyor ki İsrail Başbakanlık ofisi de biz Gazze'ye bu yardım akışına engel olmayacağız. Bu arada Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi. Birazdan bununla ilgili bir açıklama var, haber var. Onu ekranlarınıza getireceğiz. Ve Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması İsrail'in vurduğu El Ehli Hastanesi'nde o hastanede 314'te yaralının olduğu yönünde. Gazze'de hastanelerin tamamı artık kullanılamıyor bildiğimiz kadarıyla. Hani tekrar bir Aktif hale getirme süreci için çalışmalar yapılıyordu. Birleşmiş Milletlerde burada etkin olduğunu söylemişti ama son durum nedir bilmiyoruz. Bir taraftan da böyle bir gelişme var. Şimdi az önceki haberle devam edelim mi? Türkiye'de üç günlük yaz var. O, o, o haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklaması bildiğiniz gibi zaten savaş sebebiyle 29 Ekim 100. yıl kutlamaları TRT'de olacaktı. Bu ileri bir tarih ertelendi o konuşuluyordu, tartışılıyordu. E, Filistin'e duyulan saygının gereği olarak dedi Cumhurbaşkanı. Türkiye'de 3 günlük milli yas var. Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edilmesiyle bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Erdoğan duyurdu. 3 günlük milli yas ilan edildi. Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir. Gazze'de yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Erdoğan İsrail'in savaş suçu işlediğini söyledi, soykırım benzetmesi yaptı. İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum. Yüreklerimizi dağlayan dünkü katliamdan failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur. Hastane saldırısını hatırlattı. Yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler sorumludur dedi. Krizin çözümü için çaba sarf ettiklerini söyledi. Batı'yı eleştirdi iyice etkisizleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı. Üç günlük yasa Erdoğan duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta oynanacak karşılaşmalara öncesi saygı duruşunda bulunacağını bildirdi. Bir taraftan da İsrail'in özellikle bu hastane saldırısının ardından Türkiye'deki protestolar daha da arttı. Dün adresine İstanbul Başkonsolosluğu'nun önüydü. Türkiye'de belki de bir ilkti. Bir tarafta sol örgütler, bir tarafta İslamcı dernekler konsolosluğun önünde neler yaşandı. Bu geliyor şimdi ekranlarınıza. Aynı yer, farklı gruplar, farklı sloganlar. Adres İsrail Başkonsolosluğu'nu. İsrail Gazze'de hastane bombaladı. Yüzlerce sivil yaşamını yitirdi. Katliam protesto edilmeye devam ediyor. İslami dernekler ve solcu gruplar ayrı ayrı İsrail'e protesto etti. Filistin'e destek mesajları verdi. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve siyasi partiler saldırıya karşı İstanbul Başkonsolosluğu önündeydi. Tip, EMEP, DISK, DESK, TMOF ve TTB bir araya geldi. Hastane katliamına protesto etti. Buradaki beyaz önlüklerimiz aslında kırmızı arkadaşlar. Filistin halkının acısını paylaşıyor. Hamasi lafları bırakın. İsrail'le bütün ilişkileri kesin bütün ticari anlaşmaları iptal edin. Filistin halkının çağrıcısı olduğu boykota katılın. Başta ABD ve tüm emperyalist güçler işgalin, katliamın ve soykırımın suç ortağıdır. İslami Dernekler Konsolosluğa yanıcı maddeler attı. Binaya iki kez havai fişek saldırısı oldu. Şu anda saat 22.49 İsrail Konsolosluğu'nun önündeyiz. Bundan yarım saat kadar önce havai fişekleri binaya atmışlardı. Bir yarım saat kadar sonra tekrar e, havai fişekleri e, İsrail Konsolosluğu olan e, binaya atmaya başladılar. E, az önce bir e, patlama sesi de duyduk. Bir önceki havai fişek saldırısında da aynı şekilde patlama sesi duymuştuk. Konsolosluğun önünde bekleyen güvenlik güçleri eylemcileri anonsla uyardı. Polisler iki grup arasında yaşanabilecek olası gerginliğe karşı önlem İslami grupta solcuların yanlarına gelme ihtimaline karşı polislerin arkasına kol kola girerek duvar ördü. Ekranlarda gördüğünüz kitle bir araya geldi ve yürüyüşe geçtiler. 300 metrelik mesafenin sonunda şu anda İsrail Konsolosluğu'nun önüne ulaşmış durumdalar. Çok sayıda siyasi parti ve sendika Ankara'da da İsrail Büyükelçiliği önündeydi. <laughs>